Evet, Pulling Day birinci günden herkese merhaba. Pulling diyorum, dikkat ederseniz puding değil. Pulling benim aylardır yapmak istediğim ama hep üşendiğim bir şeydi. Size de göstereceğim. Elimde gördüğünüz Hindistan cevizi yağı. Uyanır uyanmaz, sesimden de zaten anlıyorsunuz. Şu an daha yeni uyandım. Böyle bir dakika. Bunu şimdi ben nereye koyacağım ya? Şimdi pardon, affedersiniz. Şöyle ayarlayalım. Bunu alıyorsunuz, Hindistan cevizi yağını bir tatlı kaşığı alıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını ağzınızda gezdiriyorsunuz. Yutmuyorsunuz. Yutmuyorsunuz. Çok koku. Ay yeminle ağzımın içinde o kadar zor tuttum ki artık böyle Hindistan cevizi yağıyla tükürüğüm karıştı. Ay keşke bir after yapsaydım ya, bak. Şöyle hemen gösteriyorum. İlk başta en azından birinci günü görün. Benim dişim normalde de sarı. Kendi rengi sarı. Bu şey iddiasında diş beyazlatıyor. Sabah o böyle ağız kokusunu alıyor. Dili falan temizliyor. Dilim de beyazdı uyandığımda. Şimdi de beyaz gerçi. Şöyle. Ağız kokusunu nasıl anlayabilirim ki? Şu an Hindistan cevizi buram buram ağzımın içi Hindistan cevizi kokuyor. Tamam, ağız kokusunu aldı ama 10 dakika o kadar zor dayandım ki böyle bir de ağzımın içinde çalkalamam gerekiyor ara ara. Ya böyle ağzımın içinde o döndükçe midem kalktı. Ağzımın içinde o döndükçe midem kalktı. Bir de aç karnına bir de Hindistan cevizi. 3 gün bile zor dayanacağım gibi geliyor bu gidişle. Sarı ya, sarı yani. Ama, sanki biraz sizmiş ki. Biraz yazlatmış ki. Benim bayağı sarı ya dişlerim. Belki biraz beyazlatmış olabilir. Duvarın rengi kırık beyaz. Ona biraz yazıyor. Hatta ondan daha sarı. Günaydın. Ben ve bet suratım. Günaydın diyorum ama saat şu an 2:30. Ve 2 gündür şunu yapmıyordum. Çünkü ilk günden sonra midem çok bulandı gerçekten. Ve böyle hiç yapmak istemedim. Zaten dün böyle aşırı susamış bir şekilde falan uyandım. Gerçi şu anda da susadım ama yapacağım. Bu sefer böyle tam bir kaşık değil, bir kaşığın birazcık daha azını alacağım ağzıma. Çünkü çok fazla geldi. Of, hiç sevmiyorum bunu ama deneyeceğim. Bu arada ağzıma Hindistan cevizi yağını atmadan önce dişlerimi göstereyim. Çünkü ilk gün göstermemişim. Belki arasında fark vardır, bilemiyorum. Şu an kendime baktığım için şeye, kadraja bakamıyorum. Şöyle göstereyim. Sonrasını da gösteririm. Öyle daha verimli olur. Şimdi ağzıma atıyorum ve 10 dakika ağzımın içinde döndüreceğim. Of. Tadı çok kötü ya. Hindistan cevizi sevmiyorsanız gerçekten işkence. Hindistan cevizini tükürdüm şu an. Fark var mı? Gölgede kalıyorum gerçi şu an ama şöyle, ama yine hani aynı yerde çektiğim için bugün daha iyiydi. Kesinlikle artık bir tatlı kaşığından daha az alacağım ağzıma. Daha rahat ettim. Geçen gün çok rahatsız etti. Bugün daha az şey vardı. Flavor'un Türkçesi ne ya? Böyle ne derler ona? Ekstratı mı? İşte o
Baharat değildi işte. Aa bak şey vardı herhalde, bulut geçti. Bak şınlı akın. Farkı şimdi anlarsınız. Efendim aroma. Bugün aroması daha azdı. O yüzden daha rahat ettim. Yani şu an ağzım içinde hindistan cevizi tadı var. O yüzden işe yarıyor olabilir. Bakalım ben 2-3 gün daha deneyeyim ya bunun. Bakalım nasıl olacak. Dişleri temizliyorum derseniz bence temizlemiyor. Üstünde yine tartar var yani. Şu an hissediyorum yani. Böyle diş fırçalamayı istiyorum. Öyle bir etkisi yok bence. Dile falan. Ay keşke dilimi gösterseydim. Dilimde hissettiğim bir şey yok ama dişlerin üstü yani diş fırçası istiyor. Yine uyandık. Saat hemen gösteriyor. 46. Hemen bu işkenceden bir an önce kurtulmak istiyorum. Yine birazcık aldım. Şöyle göstereyim. Galiba dişimi fırçalamadım ben ya. Artık günler o kadar birbirine girdi ki saçımı yıkadım. Dün yıkandım evet. Bu karantina beni mahvedecek ya. Gerçekten. Ben senden ağzıma atıyorum. 10 dakika. Kıkırdan bahsediyorum. Telefonla oynamak bu arada iyi oluyor bu süreçte 10 dakikada. Bakın gerekiyor. Hoppa. Tükürdüm ve dişleri şöyle. Yani bence beyazlatıcı etkisi yok ya. Neyse bak şimdi. Hindistan cevizi yağını ağzıma alıyorum ya. Orada döndürüyorum. Bu sefer sırf yağla beraber ne derler ona? Tükürüklerim de karışıyor. Ve o büyüyor. Ağzım içinde kocaman oluyor. Minicik alsam büyüyor. Oluyorum en son. O yüzden artık böyle son dakikalarda çekilmez bir hal oluyor. Artık böyle çıkarsam da rahatlasam diyorum. Onun dışında alıştım ben ya. Daha hafif geliyor tadı falan. Çünkü zaten daha az alıyorum kaşığa. Alıştım gibi ama bu böyle sabah kalkıp rutin haline getirmek aşırı zor. Ha, ağızdaki kokuyu alıyordur. Evet ama hindistan cevizi tadı almak ister misiniz? Hani o koku yerine, onun yerine git dişlerini fırçala bence daha iyi. Bilmiyorum ki. Kokuyor mu? Tek başıma anlayamam ki. Puka'nın söylediği dur. Evet kokmuyor. Ağzım kokmuyor. Onun bir yöntemi vardı. Dilini ağzına değdir. Aman dilini ağzına değdir. Dilini eline değdir. Kokuyorsa o şey işte sıvı kokuyordur elinde de kokmuyor yani elim. Değdirdim dilime. Allah'ım neler yapıyorum bu videoda. Neyse öteki güne geçelim. Yine geldik fasulyenin faydalarına. Efendim yine az miktarda alalım. Bugün de saatimiz 11.12. 10 dakikamız başlasın. Telefonu da almışım. 14 dakika hatta 15 dakika şey içimde tutmuşum. Bakın. Yani dün akşam gece dişimi fırçaladım. Ağzımda şu an aşırı derecede tartar var bence. Ama şöyle bir durum var. Dün de bunu fark ettim. Asıl dün bunu fark ettim. Yani fırçalamadan önce fark ettim. Sanki böyle dişlerimi çok zaman böyle fırçalamamışım gibi bir his yoktu. Ki uzun zaman fırçalamamama rağmen yani hani. Ben her gün dişimi fırçalıyorum ama dün fırçalamadıydım galiba. Ama böyle o hissiyat yoktu. Garip. Yani evet biraz etkisi var bu sabah hindistan cevizi yağı ağızda döndürmenin.
Onun etkisini dün anladım. Bence. Yani işe yarıyor olabilir. Ben ve dağınık saçlarımdan herkese yine merhaba. Uyanır uyanmaz yine bu videoyu çekiyorum. Son bir sefer daha şans vermek istiyorum. Bu sonuncu şansım. Çünkü bana tam bir işkence. Hemen alıyoruz bir kaşık ve sonuncu puding muhabbetimize başlıyoruz. Kafayı yemek üzereyim. Hiçbir şekilde işerim ya. Dışarı da göstereyim. Ya bana göre etkisi yok. Ama son bir kere daha şans edeceğim kendisine. Hadi bakalım. Onun aklımı bakalım. Son dakika kazası yaşadım. Tükürdüm kendimi şimdi. Farka bakın. Ay dur hemen size deneyimlerimden bahsedeyim. Bugün hiç midem bulanmadı ağzımdayken. Normalde aşırı midem kalkıyordu tadından. Zamanla alıştığımı düşünüyorum ama yine de yani beyaz atıcı etkisi yok. Ama hani uyandığında böyle bir ağzın tadı değişsin dersen evet yap. Ama onun yerine git dişleri fırçala yani. Hindistan cevizi. Ama Hindistan cevizi sevmeyen biriysen benim gibi bunun hiçbir anlamı yok. Bence boşuna deniyorum ya. Bir daha da denemeyeceğim. Çok kendimi kasıyorum bir de. Uyandığımda hemen su içmeden direkt bunu yapayım, video çekeyim falan filan diye çok kasıyorum. Yapmayacağım artık. Bu kadar yeter. Deneyimim sonuçlandı. Bir daha da yapmayacağım. Tamam. Bu kadardı. Başarısız. Yani benim açımdan başarısız. Şimdi sen cevizi seven bir manyaksan evet yap. Her gün yap. Ama no. İstemiyorum. Şeyler. No'nun Türkçesi neydi? Ay. Hadi. Görüşürüz. Bay bay. Bunu da denemedim tamam. Siz de deneyin bakalım sizin nasıl olacak. Ben organik Hindistan cevizi yağı kullandım ama yani en etkilisi budur diye düşünüyorum. Siz de denersiniz. Bakalım siz de işe yarayacak mı veya belki de böyle senelerce yapmış olanlar vardır. Onlar görüşlerini yazsınlar. Şöyle şöyle etkileri var, böyle böyle etkileri var diye. Ben de tırt. Tamamen işkence. Tamamen işkence. Neyse. Hadi kapatıyorum. Ya başka bir videoda görüşürüz. Bye bye. Emin değilim ya. Belki dil temizliyordur.